İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı'nın 2022 yeni Yılın mesajı. Sosyal Yardımlaşma, Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi Sohram'ın Noel kutlaması. Parzer Haik, Yukarı Ermenistan Yerzinka ilinin Yeriza köyündeki tanrıcağına aitin tapınağı. Batı Ermenistan ve UNESCO, vatanı savunmak için yüksek makamından vazgeçen unutulmuş bir Ermeni kahramanı orijinal Ermeni tarihi ve takviminin başlangıcı, Brestitovsk Barışı ve Don Nahçıvan'ın Ermeni cemaati. Bayanlar ve baylar, sevgili yurttaşlar, aşağıdaki ulusal ve uluslararası koşullara dayalı olarak a. Vatanımıza yönelik provokasyonlar karşısında devlet sistemimizin istikrarı b vatanımızın Türkiye tarafından işgali ve bugün arsa topraklarında ilan edilmemiş savaş halinin milletimizin varlığına etkisi. C. Batı Ermenistanlı Ermeni ulusuna karşı soykırımın devam etmesi ve Ermeni olarak yaşama hakkının reddedilmesi. D. Yurttaşlarımızın dünyaya dağılışı. Pozisyonumuzun net ve sağlam olduğundan tekrar emin olmanızı istiyorum. Tüm bu suçlar Ermeni ulusunun birliğiyle yeterli bir karşılık bulacak ve yargılanacaktır. Sevgili yurttaşlar, her yıl olduğu gibi ana vatanımızda yerli bir halk olduğumuz gerçeğine dayanarak Ermeni ulusuna ve tüm vatandaşlarımıza haklarımız ve vatanseverlik adına hak iddiaları sorununa adil bir çözüm için başarı, irade ve canlılık dilememe izin verin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, Dikranagert. Diyarbakır'daki Süryani Ortodoks Kilisesi'ndeki bizim 2021 Noel kutlamalarından bazı haberler. Sosyal Yardımlaşma, Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi Sohram, geçen yıl olduğu gibi bu yılda takabarak COVID nedeniyle iki yıl kısıtlamalara rağmen Süryani, Keldani ve Ermeni Hristiyan topluluklarıyla Noel Bayramı kutladı. Bu bayram, Sosyal Yardımlaşma, Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi Sohram'ın ektiği tohumların köklerini güçlendirdiğini, çiçek açıp meyve verdiğini bir kez daha gösteriyor. Bayramışında Ortodoks Hristiyanlar, Katolikler, Protestanlar, Sünni Müslümanlar, Aleviler, Süryaniler, Ermeniler, Kürtler ve Araplar bir araya geldi. Merkezin farklı dinlere mensup farklı etnik gruplar arasında teşvik etmeye çalıştığı bağlantılar nedeniyle bu bayramı birlikte kutlamak kalıcı bir gelenek haline geldi. Hristiyanlık öncesi dönemlerden 20. yüzyılın başlarına kadar Batı Ermenistan'ın farklı bölgelerinde ve Dikranagert'te Süryaniler ve Ermeniler ulusal çoğunluğu oluşturuyordu. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Tarihi materyaller araştırmacısı Hacak Sirekanyan Facebook sayfasında şöyle yazdı. Anahit Tanrıçan'ın tapınağı Parsır Hayk bölgesinin Yerzinka Erzincan'ın Yeryans ilçesinin Yeriza köyünde bulunmaktadır. Millattan önce 9. 6. yüzyıllarda bir tepede Urartu dönemine ait olan güçlü bir kale vardı ve daha sonra anayi tapınma döneminde bir tapınağa dönüştü. Millattan önce 34 yılında İmparator Antonios tapınağı talan ederek yok eder ve Anahit'in heykeli de bu arada kırılır. Şu anda tepeye Türkçe Altın Tepe deniyor. Batı Ermenistan Ermenilerin Batı Ermenistan'da ve bugün de Artsak'ta bulunan atalarının mirasına yönelik insanlık dışı tutumdan şikayet ettikleri sosyal ağlarda sıklıkla okunuyor. Ancak aynı kişiler yetkili servisler derhal UNESCO'ya şikayette bulunmazsa UNESCO'nun yanıt vermediği konusundan haberdar mı? Öte yandan ilgili yetkililer tarafından şikayetler yapıldığında UNESCO sadece şikayeti dikkate almakla kalmaz, aynı zamanda söz konusu şikayetin etkisini göstermesi için siyasi çözümler bulmaya çalışır. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Jim Çankalyan, Bedros Çankalyan adıyla Batı Ermenistan'ın Dikranagert eyaletinde doğdu. O ve ailesi kısa süre sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Çankalyan deneyimli bir Amerikan askeri olmasının yanı sıra New York'taki Ermeni cemaatinin de önde gelen isimlerinden biriydi. 1915'te reform edilen Hınçak Partisi ABD Anayasal Demokrat Partisi'nin bölge komitesi ile birlikte Çankalyan'dan özel bir görevle onu önce Kafkasya'ya sonra da Ermeni Kurtuluş Hareketine yardım etmek üzere Vana gönderilmesini istedi. Çankalyan bu isteğe hazır olduğunu belirterek kabul etti. Çankalyan Batı Ermenistan'dan bir grup gönüllü ile belirlenen zamanda Vana geldi ve burada Ermeni öz savunma güçlerinin kahraman lideri Armenak Yegaryan tarafından karşılandı. Yeganya'nın danışmanı olan Çankalyan, Yergrabah alayının oluşumunda önemli bir rol oynadı. Sonunda onun askeri misyonu başarıyla taçlandı. 1917'de Amerika Birleşik Devletleri'ne dönen Çankalyan kısa süre sonra Fransa'da Ermeni Lejyonu kurma planını öğrendi ve katılmaya karar verdi. Lejyon, Filistin cephesine gitmek, müttefikler tarafından Alman ve Türk ordularıyla savaşmak için oluşturuldu. Çankalyan sonraki yıllarda da ana vatanının yararına faaliyetlerini sürdürdü. Amerikan Ermeni Ulusal Konseyi'nin başlıca kuruluşlarından oldu ve başkanlığını yürüttü. Aynı zamanda Ermeni Genel Hayırseverler Birliği Merkez Komitesi'nin ilk başkanıydı ve kendini Ermeni Kilisesi'ne hizmet etmeye adadı. Ünlü Ermeni vatansever Çankalyan 1947'de New York'ta hayata gözlerini yumdu takvim ve bayram göstergesi eski çağlardan beri zamanı ölçmenin başlıca araçlar olmuştur. Kurumlar, krallar ve hükümdarlar görevlendirildiği zaman bayram göstergesinin hesaplarını tutacaklarına, istedikleri zaman takvimleri değiştirmemeye veya bozmamaya yemin ettiler. Ermeni kurumlar sınıfı eski zamanlardan kalma dört takvimi günümüze kadar korumuştur. Hareketli takvim, güneş takvimi, ay takvimi yıldız takvimi makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. 1918 Brest-Litovsk barış antlaşmasının sonuçları ve önemi kadar uzun ve kapsamlı olarak çarpıtılmış bir konuyu Rus tarihçiliğinde bulmak pek mümkün değildir. Tarih biliminin ideolojik kalışlarından iktidarda olan Sovyetler Birliği Komünist Partisi tarafından bir toplumsal düzenin yerine getirilmesinden kurtuluş, Ermeni halkına karşı bu utanç verici ve hain barışın sonuçlarını nestel ve kapsamlı bir şekilde incelenmesi için belirli umutlar doğurdu. Gerçekten de 90'lıların başında Rus tarih biliminde yeni konumlardan, sorulan soruları değerlendirmeye yönelik bir dizi çalışma ortaya çıktı. Bu yayınlar arasında Mihailov, Juravlov, Pantsov, Felzinski'nin makaleleri yer aldı. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Ermenistan Cumhuriyeti'nin Gusanagan ve halk topluluğu tarafından icra edilen Ermeni halk şarkısı Ahçi Anunutasa adlı eseri sunuyoruz. Ah Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.